Efendim herkese günaydın. Bugün 13 Eylül günlerden salı. Ben Sami Altınkaya. Türkiye'de ve dünyadaki önemli ekonomik ve siyasi gelişmelerle karşınızdayız. Güne EkoTürk'te başladık. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'e hoş geldiniz. Bugün programımda bana eşlik edecek olan konuklarımı öncelikle size takdim etmek istiyorum. Saat 08'de Sedat Ebdil ile yapacağımız piyasa analizin ardından beklenti raporunda para ve emtia piyasaları uzmanı, altın piyasaları uzmanı sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk bizlerle beraber olacak. Hem kapalı çarşı fiyatlarını hem de Türkiye'deki ve dünyadaki önemli küresel gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Bugün yoğun bir gündemimiz var. Önemli bir gün bugün çünkü ayın 13'ü yani bugün salı günü Amerika'daki enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon verileri beklentilerin altında olması beklenirken 21'indeki FED toplantısında tabii ki bugünkü enflasyon rakamı önemli bir gösterge olacak. Amerika'da yine dünyada önemli gelişmeler var. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hızla başlayalım. Öncelikle fiyatlamalar diyoruz. Fiyatlamalarda bugün güne nasıl başladık? Bir bakalım, başlıyoruz. Borsa İstanbul yine tarihi rekorlarından birini kırdı. 3649 seviyesine yükseldi. Bunun alt kırımlarını ve analizlerini aslında Sedat Ebdil ile günün öne çıkan, en çok kazandıran ve kaybettiren hisselerini saat 8'de değerlendireceğiz. Ve dolar piyasasında 18.21'lik bir kuruşluk bir düşüş. Euro TL'ye baktığımız zaman 18.45 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve sepet kurda 18.33, gram altın 1000 lira 8 kuruş seviyesinde devam ediyor yoluna. Dolar endeks paritesine baktığımız zaman dolar endeksinde 108.20, euro dolar paritesinde 1.01, pound dolar paritesi 1.16, dolar yen paritesi 142.52 ve dolar İsviçre frankı 0.95 seviyesinde güne başlayacak. Uzak Doğu piyasaları yeşillenmiş gördüğünüz gibi, olumlu başlıyor. Bugüne Çin borsası 3272, Japonya borsası 28.574, Hong Kong 19.431, Güney Kore 2.445 ve Hindistan borsası 60.408 puanlık yükseliş seviyeleriyle güne başladılar. Şimdi Amerikan borsalarına baktığımız zaman Amerikan borsalarında Dow Jones endeksinde küçük bir toparlanma 32.433 seviyesinde olduğunu görüyoruz. S&P ve Nasdaq'ta ise bir düşüş var. S&P 500 4.113 seviyesinde güne başlayacak ve Nasdaq borsası 12.753 seviyesinde güne başlıyor. Devam ediyoruz fiyatlamalara. Amerikan tahvil piyasalarında da küçük bir düşüş var. Bu rakamlar yüksek. Bakmayın kırmızılara aldanmayın. Aslında tahvil faizlerinin yüksek olması Amerika'da önemli bir gösterge. 2 yıllık faizler 3.54 seviyesinde, 10 yıllık faizler tahvil faizleri 3.34 ve 30 yıllık tahvil faizleri 3.50 seviyesinde işlem görecek. Altın piyasalarında yine düşüş var. Özellikle ons altında 1720 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Brent petrol ve ham petrol fiyatlarında da bir geri çekilme var. Brent petrol 93.24, ham petrol 87.77 dolar düzeyinde işlem görmekte. Evet, son olarak tabii ki kripto borsalarına bakıyoruz. Dün 21 bin doların üzerine çıkan kripto piyasasında özellikle Bitcoin'de bir küçük kar satışları var. Çünkü epeydir 18 bin dolar ve civarında gezinmekteydi. Bitcoin 22.185 dolara gerilemiş. Bitcoin TL 408.084 lira ve Ethereum 1.711 dolar seviyesinde güne başlıyor. Ve özellikle gazete manşetlerine bakalım şimdi. Ekonomi gazetelerinde bugün neler oldu? Dünya Gazetesi ile başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi. Dünya Gazetesi'nde TL ve dolar tahvil faizinde anomali oluştu şeklinde bir açıklama var. Bankaların TL cinsinden tahvil tutma yükümlülüklerinin artmasıyla 10 yıl vadeli devlet iç borçlanma senedi faiz oranı Eurobond faizleriyle eşitlenmeye doğru gidiyor. Şimdi bankalara diyorlar ki ya siz düşük faizle yani piyasa faizlerini düşürün ya da devlet iç borçlanma senetleriyle ve bankaların TL cinsinden tahvil tutma belli bir oran biliyorsunuz orada o %30'luk bir limit getirildi. Bunun oranında
Şimdi zorunlu karşılıklar, teminat ve swap blokajı üzerinden yönetilen ve yönlendirilen hazine tahvil faizleri %11.37'ye kadar indi. Mayıs'tan bu yana bankacılık sektörünün TÜFE endeksli kağıtlardan daha yüksek oranda sabit faiz TL tahvil tutma yükümlülüğüne yönlendirilmesiyle birlikte 10 yıllık gösterge tahvil faizi Mart'a göre 17 puan geriledi. Bu vadede TL ve dolar cinsi %10'a yakın Eurobond tahvil faizleri arasındaki mark makas da 1.3 puana geriledi. Mart ayındaki son Eurobond ihracından bu yana enflasyonda ve CDS'te büyük artışlar yaşandı. Yeni bir ihraçla dolar cinsi tahvil faizinin iki hanenin üzerinde oluşması bekleniyor. Yani dolar cinsinden Eurobond ihracı, iç piyasaya verilen devlet iç borçlanma senedi, biz kendi içimizde yapıyoruz bunu kendi vatandaşımıza. İşte 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli, 2023-2043 vadeli hazine bonolarını satıyor devlet. Bunun dışında da Eurobondlarla da yurt dışından borçlanma yoluna gidiyor. Burada da yurt dışı borçlanma faizlerinin çift haneye doğru gitmesi, %10'lar civarında olması enteresan. Bunu Dünya Gazetesi manşetine taşımış. Profesör Doktor Erhan Arslanoğlu'nun konuyla ilgili önemli açıklaması. Önemli bir tespiti var. Bunu sizden paylaşmak istiyorum. Erhan Hocam der ki, faizin fiyatlaması sıkıntılı ve sürdürülebilir değil. TL faizlerin artması portföylerde sıkıntı yaratabilir diyor bu anlamda. Alüminyumda fason üretim fırsatı doğdu. Dün vermiştik, Avrupa'da üretim 50 yılın dip seviyesinde ve başta Almanya olmak üzere Romanya'da, işte Norveç'te ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde alüminyum fabrikalarında da üretimin durduğunu ve stokların eritilmesi ve 2023'ün sonuna kadar üretime ara verildiği ifade edilmişti. Binlerce insanın işsiz kalabileceği söz konusu, özellikle Romanya'daki tesis çok büyük bir tesis sevgili izleyiciler. Bu da acaba Avrupa'daki bu alüminyum üretiminin durması, Türkiye'deki alüminyum fabrikalarının üretiminin artması, talebin artması, kapasitelerin artmasını beraberinde getirir mi diye konuşmuştuk. Enerji krizinin ana gündem maddesi olduğu Avrupa'da endüstriler üretim maliyetleriyle başa çıkma yolları arıyor. Enerji maliyetlerinin yarattığı baskıya alışmaya çalışan alüminyum sektöründe üretim son 50 yılın tarihi dip seviyelerine gerilemiş durumda. Marka değerini ve pazar değerini korumak isteyen Avrupalı üreticiler çareyi sınır ötesinde fason üretimde arıyor. Sektörden gelen bilgilere göre Çin'deki dumpingli fiyatlar ve yüksek navlunun yanı sıra COVID-19 kısıtlamaları Türkiye'ye bu süreçte öncelikli tedarik merkezlerinden biri olma yolunda öne çıkardı diyor. Yani Avrupa marka değerlerini korumak, kapattık işlerimizi yapamıyoruz artık bu üretim durdurduk noktasının ötesine geçip Türkiye'de acaba bunu ürettirebilir miyiz? Çünkü Türkiye enerjide Avrupa'ya göre daha ucuz çünkü onların parası bize göre değerli. İkincisi Türkiye'de emek Avrupa'ya göre çok daha ucuz. Üçüncüsü Çin'e göre Türkiye navlun maliyetleri düşük olduğu için Avrupa'ya çok daha yakın. Türkiye'de örneğin ürettirip Romanya'daki tesis Türkiye'deki fabrikalarda alüminyum ürettirip bunu Avrupa'ya götürmesi çok daha kolay ve çok daha rantabl olacak. Hem marka değerlerini korumuş olacaklar. Türkiye'de bu anlamda tabii iç piyasada alüminyum, daha önce çelikle başlayan, demir çelikle başlayan bu üretim eğer Türkiye'de ağır sanayi şirketleri tarafından üretilmeye başlanırsa işte o zaman Türkiye'nin böyle bir avantajı doğar, beraberinde getiriyor. Şimdi dev markalar sipariş yetiştiremiyor diyor. Lüks talep arttı. Saatte 2 yıla yaklaşan sıra var. Enteresan. Resesyon endişelerine paralel pek çok sektörde daralma yaşanırken mücevherden saate, çantadan giyime, lüks segmentte olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Markalı mücevherciler 6 aylık siparişlerini doldurmuş durumda. Ünlü saat markaları bazı modeller için 2 yıl termin atıyor. Artan talebe paralel kapasite artırımı ve gidenlerle yanı sıra atölye ve fabrika yatırımı yapanlar da var. Sektör temsilcileri lüks pazarlarda yerlinin payı düşerken yabancı ziyaretçilerin payının hızla arttığını söylüyor. Yabancı ziyaretçilerinin payının arttığına şaşırıyor muyuz? Tabii ki hayır, şaşırmıyoruz. Çünkü adamların parası çok değerli. Türk parası karşısında özellikle ve dolar ve euronun aşırı değerlenmesi otomatik olarak Türkiye'de lüks tüketimin de artmasını beraberinde getiriyor. Sadece yabancılar mı? Yerliler de bunu. Çünkü bu sistem içerisinde, bu tarz kriz dönemlerinde zenginin çok daha zengin olduğu, fakirin daha çok fakirleştiği bir dönemde lüks harcamaların
azalması gerekirken tam tersine çok daha arttığını görüyoruz. Hem içeride hem de dışarıdan gelen taleplerde bunu görmek mümkün. Haberde de bunu zaten doğruluyor. Devam ediyoruz. 7 aylık cari açık 36.6 milyar dolara dayandı. Cari açık tırmanışta. Cari fazla vereceğiz şeklinde bir politika ile yola çıkıldı. İhracat yapacak Türkiye, çok ihracat yapacak ve cari fazla vererek aslında böylelikle doları düşürme politikası vardı. Şimdi cari işlemler hesabı Temmuz'u da 4 milyar doların üzerinde açıkla kapattı. Orta vadeli planda da açıklandı. Cari açıkla yaşamaya bu yıl ve önümüzdeki yıl devam edeceğiz şeklinde artık cari açığımız var. 7 aylık cari açık %168 artışla 36.7 milyar dolara ulaştı. Yani Ocak ayından Temmuz sonuna kadar baktığımız zaman 7 aylık cari açığımız 36.7 milyar dolar. 7 ayda doğrudan yatırımlar 3.2 milyar dolar azaldı. Portföy yatırımları 12.1 milyar dolar çıkış yaşandı. Açığın en büyük finansman kalemi 24.3 milyar dolarla net hata noksan kalemi olduğu kayıt dışı kayıda alınamayan gelirler ve gelirler şeklinde Merkez Bankası'nın bir net hata doksanı var. Burada da 24.3 milyar dolarla net hata noksan kalemi olduğu şeklinde yaşanıyor. Devam ediyoruz. Sosyal konutta şartlar belirlendi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı yeni sosyal konut projesinden yararlanma koşulları belirlendi. Bununla ilgili de önemli bir beklenti var. 250 bin yeni konut ve ciddi bir inşaat sektöründe aynı zamanda 250 kalemlik bir sektörde de büyük bir pazar genişlemesi ve sektörlerde bir artış ve bir üretim artışından bahsediliyor. 16 bin TL'nin altında olması gerekiyor. Aylık geliri 16 bin TL'nin altında olanlar bu sosyal konut projesinden faydalanabilecek habere göre. Devam ediyoruz. Türkiye'de enerji enflasyonunda açık ara lider. Türkiye enerji enflasyonunda açık ara lider. Şu anda Türkiye enerjinin kendi içimizde, yani çok fazla kullanıyoruz. Dün Sayın Bakan Fatih Dönmez de açıklama yapmıştı. Enerji faturalarının %80'ini sübvanse ettiklerini, %20'sini ancak faturalara yansıttıklarını söylemişti. Bu arada sanayide %50, doğalgaza ve elektriğe iş yerlerinde %50, konutlarda %25 ile 20 ile 25 arasında bir zam yapılmıştı. Bu zam %80 sübvanse edilmiş hali Sayın Bakan'ın açıklaması. Enerji fiyatlarında, enflasyonda özellikle OECD ülkelerinde yıllık baktığınız zaman burada Türkiye'nin %142.6 ile birinci sırada olduğunu, Estonya'nın, Letonya'nın, Hollanda'nın ve Litvanya'nın ilk 5 olarak Türkiye'yi takip ettiğini biliyoruz. Enerji enflasyonunun, yani enflasyon kalemi içerisinde enerji enflasyonunun en az olduğu ülkelerse Avustralya 17.3, Japonya 16.2, Kolombiya 15.6, Meksika ve Macaristan takip ediyor. Burada Avrupa ortalaması %38.3, OECD ülkeleri ortalaması 35.3. Türkiye gördüğünüz gibi bu anlamda da enerji enflasyonda liderliği kimseye bırakmıyor. İki enflasyonumuz var sevgili izleyiciler. Bir enerji enflasyonumuz. Bir de gıda enflasyonumuz var. Bu iki enflasyon Türkiye'deki bugün yaşanan yüksek enflasyonun en birinci problemi. Enerji enflasyonumuzu çözemiyoruz çünkü ülkenin enerji kaynakları sınırlı. Özellikle doğalgaz ve petrol zengini bir ülke değiliz ama son yapılan arama çalışmalarında eğer Türkiye yakın tarihteki, muhtemelen en yakın tarih 5 ile 10 yıl arasında olur. Türkiye 5 ile 10 yıl arasında kendi denizlerinden eğer doğalgazı bulmayı başarırsa ve çıkarmayı başarırsa ve işletmeyi başarırsa Türkiye'nin enerji enflasyonunda ciddi bir düşüş olur. Artı eğer Türkiye gıda ürünü ithal etmek yerine tarımda büyük bir reform yaparak ama gerçekten reform yaparak üretimi artırma yoluna giderse Türkiye gıda ithalatı yapmaktan vazgeçer. Gıda ithalatını durdurursanız gıda enflasyonunun da önüne geçmiş olursunuz. Bu iki kalem Türkiye için son derece önemli. Tabii ki petrol çıkarmak çok önemli fakat bunun maliyeti de çok yüksek. Bakın Venezuela dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip. Ama petrolün oradaki kalitesi düşük ve çıkarma maliyeti bu kalitesinin düşük olduğu için, çok daha yüksek olduğu için Norveç Brent petrolü her zaman tercih edilen bir petrol. Peki ne yapacağız o zaman? Yenilenebilir enerjiye gideceğiz. Alternatif enerji kaynaklarıyla petroldeki
zararımızı biz güneş enerjisiyle ve rüzgar enerjisiyle kullanabiliriz. Bunu da buradan kapatabiliriz. Çünkü Türkiye aslında çorak toprakları da çok olan, bu topraklara çok ciddi güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretebilecek bir potansiyele sahip. Allah bize çok güzel bir güneş vermiş ve dört mevsim güneş alan bir ülkeyiz. Ama Almanya ile karşılaştırdığımız zaman Almanya'nın yanında onda bir oranında bir güneş enerji üretimiyle karşı karşıyayız. Bu ikisini yenmek aslında Türkiye'nin cari açığının da önemli bir göstergesi. Bu arada dış ticaret açığı ile cari açık aynı şey değil. Gördüğünüz gibi cari açın, dış ticaret açığı, Türkiye'nin ithalat ve ihracat arasındaki farkı, aldığınız, sattığınız, aradaki fark dış ticaret açığı. Buna hizmet sektörü de dahil olmak üzere, turizm, ülkeye giren döviz girişi, yabancı sermaye, bunları da dahil ederseniz, para ihracı, para girişi, para çıkışı, hizmet ihracatı falan, işte o cari açık. Cari açık kapsar dış ticaret açığını. Dış ticaret açığınızı azalttığınız zaman otomatik olarak cari açığı da düşürmüş olursunuz. İşte o zaman cari fazla verirsiniz. Devam ediyoruz. Osman Saffet Aralat, ekonomi gazeteciliğinin duayen ismi, benim de üstadımdır kendisi, diyor ki inanılması zor, işsizlik ve cari açık. İşte tam da bunun üzerine okuması gereken bir yazıyı sizlere okuyorum. TÜİK'e göre işsizlik Temmuz 2021'den Temmuz 2022'ye %11.5'ten %10.1'e gerilemiş. Hane halkı iş gücü araştırmalarına göre 15 ve daha yukarı yaşlardaki işsiz sayısı 2022 Temmuz'undan azalarak 3.4 milyon kişi olmuş. Ama İşkur kayıtlarına göre kayıtlı işsiz sayısı 542 bin artmış. Temmuz ayında cari açık 4.1 milyar dolar olurken kaynağı belirsiz net hata noksan döviz girişi 5.4 milyar dolara ulaşmış. 7 aylık kaynağı belirsiz döviz girişi ise 24.3 milyar dolar. Uzmanlar net hata noksandan gelen kaynağı belirsiz döviz girişinin rezerv artışının %124'üne denk geldiğini hesaplıyor. İş Yatırım Araştırma Müdürü ve dünya yazarı Serhat Gürleyen, İthalatın tüm zamanların rekorunu kırdığını, Ağustos ayında 3 milyar dolar cari açık tahmin ettiklerini açıklarken, Rusya'dan gelen para, hisse senedinde yabancı girişi ve ölçülemeyen girişler sayesinde, yani net hata noksan sayesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 9.8 milyar dolar artacağı tahminini yapıyoruz, diyor. TÜİK, Temmuz'da istihdamın azalarak 30 milyon 608 bin olduğunu, bununla istihdam oranının %47'ye düştüğünü açıklıyor. Bağımsız ve yetkin çalışmaların tanık olduğum DİSK-R'a göre durum çok farklı. 2019 yılında 6.6 milyon olan geniş tabanlı işsizlik 2022 Temmuz'da 8.4 milyona düşmüş, yükselmiş. 15 yaş üstü çalışan, çalışabilir nüfus 64 milyon 500 bin iken istihdamdaki artış 3'te 1'inden az ve sadece 21.4 milyon. Aktardığım rakamlar işsizlik verilerinin ve cari açığı kapatmaya yardım eden net hata noksan rakamlarının inanılması zor sonuçlar verdiğini ve gizemli olduğunu gösteriyor. Son dönemde TÜİK verileri başta olmak üzere devlet kurumlarının açıkladığı rakamlara bir güvensizlik oluştuğuna sıkça rastlıyoruz. Buna paralel olarak sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı rakamlara güvenin arttığına tanık oluyoruz. Bu da çok olumlu bir gelişmedir. İş insanlarının yarınlarını görmek ve gelişmeleri daha net anlamak için devlet kurumlarının açıkladığı rakamların basit, anlaşılır ve en önemlisi güvenilir olması gerekir. Ve günün sözü demiş ki Osman Aralat, İsveç ve İtalya'nın genel seçimleri Avrupa'da yeni türden siyasal koalisyonları ortaya çıkaracak. Şimdi veriler önemli. Açıklanan verilerde işsizlik oranının düştüğünü, 10 milyona gerilediğini görüyoruz. Ama bu arada işsiz olabilmeniz için bir müracaat etmeniz gerekiyor, ben iş arıyorum demeniz gerekiyor. İş aramaktan vazgeçen, umudunu kaybeden insanlar işsiz sınıfına dahil olmuyor. Bunun da altını çizmek lazım. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranı beklenenin biraz üzerinde çıkmıştı ya, bunun için de çok olumsuz yorumlar gelmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı istihdam verileri geçtiğimiz hafta açıklandığında şöyle bir tespitte bulunmuştuk orada. Tarım dışı istihdam verilerinde işsizlik oranı evet yüksek çıktı, beklenenin üstünde çıktı ama orada da insanların işe girmek için müracaat eden insanların sayısının fazla olduğunu gördük. Bundan dolayı bir yüksek bir rakam çıkmıştı. Bunun da aslında ekonomi için iyi bir şey olduğu yorumu yapılmıştı.
Şimdi devam edelim gazetelere ve sıradaki gazetemiz Analiz Gazetesi. Asgari ücretli konut alabilecekler demiş. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, başvuru şartları belirlendi. Dediğimiz gibi 16 bin liranın altında maaş almanız gerekiyor. Sosyal konut projelerine proje ili sınırlar içerisinde en az bir yıl ikamet eden veya proje ile il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve çocukları üzerine tapulu kayıtlı konutu bulunmayan 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilecekler. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Yani 5500 liranın altında bir tutarla ödemek, taksitlerle aslında uzun dönemli 20 yıllık belki de daha uzun soluklu konut sahibi olabilmenin de bir anlamda yolu açılacak. Devam ediyoruz Analiz Gazetesi'ne. Kadın istihdamının anahtarı esnek çalışma. TİSK'in kadın istihdamı araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK kadın istihdamı araştırmasına göre güvenceli ve yarı zaman esaslı esnek çalışma yöntemleri kadınların istihdamı katılımının önünü açacak anahtar olarak görüyoruz diyor. Araştırmaya göre aslında baktığınız zaman kadınların istihdamının aslında buradaki ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Ve şimdi gündemde öne çıkan başlıklarımız var. Sizin için hazırladığımız gündemde öne çıkan başlıklarda tabii ki cari açık. Hep söylüyoruz, cari açık Temmuz'da 4 milyar dolar olmuş. Arkamda gördüğünüz haritada özellikle cari açının yanında net hata noksanla alakalı da bir rakam var. Bu net hata noksanda da Merkez Bankası'nın aslında kayıt altına alınmadan nereden geldiği açıklanmayan ve belli olmayan para tutarının da gördüğünüz gibi 24 milyar doları bulduğu ifade ediliyor. Merkez Bankası'nın Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklanıyor ve bu açıklanan verilerde cari işlemler dengesinin 4 milyar dolar açık verdiğini görüyoruz ve 12 aylık açık 36.6 milyar dolar. Şimdi 7 aylık açıksa 36.7 milyar dolar. Şimdi bakın 12 aylık baktığınız zaman geçen yılla bu ay 36.6 milyar dolar. Bu ilk 7 ayda 36.6 milyar dolar. Yani 36 milyar dolarlık bir açık var. 12 aylık zamana da baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Biz geçen yılki 12 aylık dönemle bu yıl 6 aylık döneme, 7 aylık dönemi karşılaştırdığınız zaman neredeyse geçen yılın tamamını 7 ayda cari açık olarak göstermişiz. Ve Temmuz itibariyle 12 aylık cari açık 36.6 milyar dolara aşmış. Şimdi Temmuz'da 5,5 milyar dolar kaynağı geçersiz, kaynağı belirsiz bir para girişi var. Bunun da 24.35 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Şimdi cari açıkta neredeyiz, durum ne? İsterseniz gelin bir izleyelim. Temmuz ayında cari işlemler açığı aylık 4 milyar 10 milyon dolar, yıllık 36.6 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre aylık bazda cari açık önceki ay oranla 3.7 milyar dolar artarken, bu artışla ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre 6.16 milyar dolar artarak 9.31 milyar dolara ulaşması etkili oldu. Aynı verilere göre altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı Temmuz ayında 3.74 milyar dolar fazla verdi. Geçen yılın aynı ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 3.12 milyar dolar fazla vermişti. Öte yandan Temmuz'da doğrudan yatırım kaynaklı net giriş 252 milyon dolar olurken portföy yatırımlarındansa 631 milyon dolar net çıkış yapıldığı gözlendi. Resmi rezervlerde de net 4 milyar 423 milyon dolarlık net artış kaydedildi. Alt kalemler incelendiğinde yabancıların 222 milyon dolar hisse senedi ve 173 milyon dolarlık devlet iş borçlanma senedi sattığı görüldü. Cari açığı yenmemiz için özellikle dış ticaret açığımızı azaltmamız lazım. Bunun için üretmemiz lazım. Başka çıkış yolu yok. Reklam var. Evet, bugün gündemde cari açık ve işsizlik oranları var. İşsizlik oranlarının 10.1'e düştüğünü söylemiştik. Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Temmuz ayında %10.1 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış ne demek? Çünkü özellikle tarım sektöründe yaz mevsiminde çalışan, istihdam edilen insan sayısıyla kışın, yani mevsimine göre yaz ve kış çalışan insan sayısının farklı olması önemli.
bu işsizlik oranlarında aslında bir hani düzensizliğin ve bir anlamda yeknesaklığın olmadığını gösteriyor. O yüzden mevsimsel etkilerin dışında hesaplanıyor bu işsizlik oranı. Tarımda çalışanların özellikle işçi sayısının yaz ve kış aylarında farklılık göstermesi nedeniyle mevsimsel bir etki sayılırken herhangi bir yılda bir önceki yıla göre daha az iş gücünün olması ya da o eksi ya da artı durumda olması söz konusu. Bundan dolayı bunu ortadan kaldırıyor ve bunun dışında yani tarımdaki istihdamın ötesine baktığınız zaman %10.1'lik bir işsizlik oranının düştüğünü görüyoruz. %10.1'e düştüğünü görüyoruz. Hane halkı iş gücü ortalaması sonuçlarına bakarsak 15 ve daha yukarı yaşlardaki kişilerdeki işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayından bir önceki yıla göre 113 bin kişi azalmış. İşsizlik oranı 0.3 puan azalışla %10.1 seviyesine gerçekleşiyor ve işsizlik oranı erkeklerde %8.6 iken kadınlarda %13.1 olarak tahmin edildi. İşsizlik o aslında oranı %47.3, istihdam oranı %47.3. Bu 47.3 istihdam oranının ayrıntılarına bakarsak istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin azalmış ve 30 milyon kişi olmuş. İstihdam oranı 0.3 puanlık azalış ile %47.3, iş gücüne katılma oranı da %52.6 seviyesine çıkmış. Şimdi bir ülke nüfusunun sevgili izleyiciler çalışma çağında olduğu kabul edilen nüfusun yani 18 yaş üzerinden bahsediyoruz. Çalışma arzusunda olup işsiz olanlarla halen çalışmakta olanların oluşturmuş oldukları toplama aslında biz iş gücü piyasasından bahsediyoruz diyoruz. Ve bunu bir anlamda bu açıklamayı da yapalım. İş gücüne katılma oranı hem burada çalışma çağında olup işsiz olanlarla beraber çalışmakta olanların da oluşturduğu bir toplam iş gücü. İş gücünün çalışma çağındaki nüfusa oranına da iş gücüne katılım oranı diyoruz. İş gücünün çalışma çağındaki nüfusa oranı. Bir iş gücünüz var. Bunun çalışma çağı nüfusuna oranladığınız zaman buna da iş gücüne katılım oranı diyoruz. İş gücü Temmuz ayında bir önceki aya göre 262 bin kişi azalarak 34 milyon İş gücüne katılma oranı da 0.5 azalış ile %52.6'ya gerilediğini bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Genç nüfustaki işsizlik oranı %19.1. Yani gençler işsiz zaten bunu sokağa çıkınca çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatları üst üste 89 gün boyunca düştü. Zaten bu düşüş gördüğünüz gibi arkamdaki grafikte. Bakın 2015 yılından itibaren sizlere aldığım grafikte 2016, 2017, 18, bakın 19 gene hafif dalgalanmalarla beraber bu anlamda baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fiyatlara 2020 ve 2021 yılında özellikle Mart ayından itibaren ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz benzin fiyatlarının ve 5000 liraya gelmiş benzin fiyatı baktığınız zaman. Fakat son özellikle 89 gün yani son 3 ay boyunca ciddi bir düşüş var. Bakın 5000'lerden 3718'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Özellikle 2015 yılından bu yana en uzun düşüş çizgisini kaydediyor. Bu enflasyon için iyi haber. Özellikle enflasyon rakamlarının geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentinin altında gerçekleşmesi hem Fed'in de elini güçlendirmişti. Avrupa'daki doğalgaz ve enerji fiyatları gibi küresel olarak birkaç emtiada da sadece birkaç hafta önce son zamanlarda çarpıcı zirvelerden %50'lere kadar bir düşüş gerçekleşmişti. ABD'deki enflasyon beklentileri bu anlamda düşmeye devam ediyor. Herhalde 8.1 beklentiler bu yönde 8.1 şeklinde olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bugün açıklanacak enflasyon oranı. New York Fed Şubesi'nin bir açıklaması var. Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin Ağustos'ta düşüş göstermeye devam edeceğini söylüyor. Ve açıklanacak
enflasyon oranında %0,1 azalması, yani 8,1 olarak bir artış enflasyonda görmek tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak da tabii ki Fed'in 21'indeki faiz kararında 75 bas puan artırma olasılığının da yüksek olduğunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi Rusya biliyorsunuz yaptırımlar var. Özellikle doğalgaz fiyatlarında ve özellikle petrol fiyatlarında G7'ler toplandı, Avrupa Birliği Enerji Bakanları toplandı, Maliye Bakanları toplandı ve tavan fiyat uygulaması. Doğalgazda bir tavan fiyat uygulaması, petrolde de Rusya'nın elini biraz sıkılaştırmak için, güçleştirmek için politikalar uygulandı. Rusya'ya yaptırım uygulanıyor. Peki yaptırım uygulanan Rusya'daki son durum ne? Bakın sevgili izleyiciler, burası çok enteresan. Aynı ürün, örneğin bir fast food ürününe bakalım. Baktığınız zaman İngiltere'yi, United Kingdom, İngiltere'ye baktığımız zaman Britanya'da %10,5 artarken Rusya'da %11,3 bir düşüş yaşanmış. Patates kızartmasını almışlar. Patates ürününü almışlar. Kızartması çok meşhur tabii. Yukarıda görüyorsunuz şeye baktığınız zaman. Bir alışveriş sepetine baktığınız zaman aynı şekilde alışveriş marketten aldığınız alışverişte %10'luk bir yükseliş. Patatesin fiyatında %18'lik bir yükseliş var. Patatesin fiyatında Rusya'da %28'lik bir düşüş var. Aynı şekilde muzun fiyatı İngiltere'de %12 artmış. Rusya'da muzun fiyatı %14 azalmış. Yine aynı şekilde lahananın fiyatı %33 azalmış ama lahananın fiyatı İngiltere'de %10 artmış. İngiltere'de domates %15 zamlanmış. Bakın domates Rusya'da %14 düşmüş. Yine baktığınız zaman aynı şekilde havucun fiyatı %16 artmış İngiltere'de. Yani göya Rusya'ya ambargo var değil mi? Rusya ambargodan bakın nasıl çıkıyor. Rusya'daki havucun fiyatı %13. Yine aslında baktığınız zaman enerji faturalarında %80'lik bir artış var. İngiltere'de Rusya'ya baktığımız zaman %10'luk bir artış. Yani %80'lik bir artış. Faturalarda %10'luk bir artış. Sonuçta Rusya'ya ambargo uygulanıyor. Ama bu nasıl bir ambargo ki? Avrupa Birliği dipte, Rusya yükselişte. ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulama planına ilişkin kılavuz yayımladı. Özel sektörün tavan fiyat uygulamasına uymak için atması gereken adımlarla kaçakçılığın tespitine ilişkin rehberliğin sunulduğu kılavuzda, Rus ham petrolünü tavan fiyatın üzerindeki bir fiyattan satın alanların ve kasten yanlış belge sağlayanların yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturmaya tabi tutulabileceği ifade edildi. Kılavuzda tavan fiyat uygulamasının Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi. ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından Rus petrolüne tavan fiyat uygulama planının onaylandığını bildirmişti. Raporun yayımlanmasından sonra sabah erken saatlerde Amerikan tipi ham petrolün varil fiyatı günlük %1,79 kayıpla 86 doların altını, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise günlük %1,45 kayıpla 92 doların altını test etti. Tabii ki buradaki en tuzu kuru ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri petrol sıkıntısı yaşamayan, kaya gazından enerji elde edebilen bir ülke olduğu için burada enerji maliyetlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki az önce de grafikte de verdim. Özellikle akaryakıt fiyatlarının son 89 günlük düşüşü Amerika'nın bir anlamda işini kolaylaştırıyor. Ama burada sıkıntıyı kim çekiyor? Avrupa çekiyor. Çünkü Avrupa'da petrol yok. Norveç'i saymıyoruz. Avrupa'da petrol olmadığı için, doğalgazı olmadığı için Avrupa bunu yurt dışından ithal etmek zorunda. Yaşayabilmesi için ve hayatta ve ayakta kalabilmesi için, üretebilmesi için, insanların karnını doyurabilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Ve Japonya ve Avrupa Birliği, Japonya dahil baktığınız zaman Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur bu ülkeler kendi kendilerine yetebilen ülkeler. Çünkü bir anlamda kendi üretim zincirlerini ona göre kurmuşlar. Ama bir taraftan bakıyorsunuz Avrupa Birliği ülkeleri Çin üzerinden, Rus petrolünü Çin üzerinden dolaştırıp
Ümit burnundan geçirip Güney Afrika'dan sıvılaştırılmış halde tankerlerle Avrupa'ya getirip 3 katı maliyetle yapma pahasına böyle bir yola gidiyorlar. Neden? Rusya'ya ambargo uyguluyoruz. Ama gördüğünüz gibi Rusya'ya uygulanan ambargo Rusya'ya hiçbir etkisi olmamış. Avrupa'da fiyatlar almış başını gitmiş. Bu arada OPEC artı ülkeleri bir toplantı yapıyor ve bu toplantıda kotalar günde 100 bin varil azaltılacak ve daha fazla azalma masada kalmaya devam ediyor. Çünkü fiyatların düşmesi petrolle aslında hayatını devam ettiren ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin otomatik olarak ciddi anlamda gelirlerin azalmasına neden olacak. Bütçelerinde ciddi açık verecekler. Bundan dolayı da arzı kısıp fiyatın yükselmesini istiyorlar. Ve açık olmak gerekirse bu ekonomik, küresel ekonominin ihtiyaç duyduğu şeyin tam tersi. Biden petrol üretiminde bir artış elde etmeye çalışırken özellikle hatırlayın tam 52 gün olmuş Biden Körfez ülkelerini ziyaretinde özellikle petrol üretiminizi, arzınızı artırın diye Suudi Arabistan prensine böyle bir öneride, telkinde bulunmuştu. Fakat bu eylem Putin'in kuzey akımı üzerinden doğal gaz akışını durdurmasıyla birlikte küresel olarak enflasyonist baskıların artmasını da beraberinde getirdi. Şimdi uzun vadede Suudi Arabistan'ın yeni bir emtia bazlı rezerv para birimi oluşturmak için, bakın sıkı durun, uzun vadede Suudi Arabistan prensinin özellikle emtia bazlı, yani madenler, değerli değersiz madenler ve petrol bazlı, petrol de bunun içine koyarsanız, rezerv para birimi oluşturmak için Rusya ve Hindistan gibi ülkelerle birlikte BRICS kontrolüne, koalisyonuna katılmak istediği ve buna dair çok yüksek sesle konuştuğu, kendi içlerinde konuştukları ve yüksek bir petrol fiyatı onların çıkarına, çünkü petrol üreten ülkeler bu gruba dahil olmak istiyorlar. Kendi aralarında böyle bir aslında ülkeler bir anlaşma içine girmek istiyorlar. Suudi Arabistan'ın Rusya'ya bu anlamda yakınlaşması da son derece manidar. Özellikle Biden'ın 52 gün önce Suudi Arabistan'ı ziyaretini hatırlayacak olursanız. Bu koalisyon aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin egemen olmasına izin veren petrol dolar sistemine doğrudan bir meydan okuma. Şimdi Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri'nden ne kadar bağımsız politikalar uygulayabilir onu bilemiyoruz. Ama bu kesinti aslında batıdaki merkez bankacıları ve hükümetler tarafından da memnuniyetle karşılanmayacak. Çünkü bir anlamda Rusya'nın elini güçlendirmeye devam eden yaklaşımlar, girişimler, özellikle Şangay'da Rus Devlet Başkanı, Hindistan Başbakanı ve Çin Devlet Başkanı'nın üçlü verdiği fotoğraf, çok enteresan bir fotoğraftı. Burada Rusya'nın uluslararası ilişkilerdeki ekonomik dengeleri kendi lehine çevirdiğinin de aslında bir belgesi niteliğindeydi o fotoğraf. Şimdi Avrupa'da elektrik fiyatlarına bakalım. Avrupa'da elektrik fiyatları son dönemde ne olmuş? Bu elektrik fiyatları aslında periyodik hale geldikçe işletmelerin ve hanelerin karşı karşıya kaldığı inanılmaz maliyetler burada göze çarpıyor. Referans olarak da 75 dolar ile 100 euro, 75 euro ile 100 euro pahalı olarak kabul ediliyor. Şimdi 75 euro ile 100 euronun pahalı olarak kabul edildiği bu dönemde, bu rakamlara baktığınız zaman 600 euro ile 1000 dolar işte varil başına petrol eşdeğer üzerinde. Dünyanın, aslında Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'yı çevreleyen haberlere rağmen, bakın Almanya'daki orana baktığımız zaman 660 euro. Demek ki bu pahalı kabul ediliyor. Yani baktığınız zaman Fransa, Macaristan, Hindistan, Romanya, Avusturya, Slovenya ve daha fazlası artık 700 milyon euroluk göz alıcı bir miktarı aşıyor. Avrupa'daki enerji fiyatları marş çağrılarını karşılamak için milyarlarca dolarlık kurtarma paketi. Yani enerji firmaları diyor ki ben zarar ediyorum. Hükümetlerden kurtarma talebi de bulunuyor. Ve gördüğünüz ülkelerin tamamında maliyetlerin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. İngiltere'de 612 euroya kadar sterlin olmuş. Ama baktığınız zaman 660 euro Almanya'da görüyorsunuz. İspanya'da 202, yine Portekiz'de 202, İtalya'da 644, yine Romanya'da 738 euro. Yine baktığınız zaman Bulgaristan'da 671. Yani
maliyetler elektrik fiyatlarındaki ciddi bir artış. Şimdi bu arada hani dedik ya Rus devlet başkanı özellikle Suudi Arabistan'la ilişkiler, Çin ve Hindistan'la ilişkiler, Rusya'nın Mısır'la da enteresan bir işbirliği gerçekleştirdi. Mısır'da ruble ile turizm sezonu başladı. Hadi bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Mısır Devlet Başkanı Sisi özellikle Rusya'dan gelecek olan turistler için bir ruble ile ödeme. Çünkü Rusya'nın en büyük problemi bugün Rusya ile ruble ile olan ticaretin Rus parasının uluslararası arenada çok fazla alışverişte kuralı kullanılması. Rus rublesi Mısır bankaları tarafından kullanılan para birimleri listesinde olacak. Diyor ki rubleniz Mısır'da geçerli. Artık ruble ile Mısır'da iş yapabilirsiniz. Bunun da ilk adımı olarak turizm şirketlerinde bir anlaşma yapılıyor ve Rus özellikle Mısır Merkez Bankası, Mısır Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapılıyor. Bu işbirliğine göre ülke genelinde bankaların Rus MIR ödeme kartı, Rusların bir MIR ödeme kartı var. Tabii rubleyi yanınızda taşıyabilirsiniz de o ülkeden ülkeye çıkarken böyle bir sürü rubleyi, paranızı, TL'nizi, dolarınızı götüremeyeceğiniz için kartla alışveriş yapıyorsunuz. Burada da MIR kartı var, Rusya'nın MIR kartı. Bunun kullanımının mümkün olabileceğini söyledi ve buna izin verecek karar Mısır'daki Rus şirketlerini aslında Rus turizminin ve Rus turist sayısının da artmasını, iki ülke arasında ticari ilişkilerin gelişmesini beraberinde getirecek. Mısır'ın attığı bu adımda bir not olarak tarihe düşmek lazım diyoruz. Ve 2021'de Ciro'ya göre Avrupa'nın en büyük şirketleri, şimdi Avrupa'nın en büyük şirketleri sıralamasına baktığımız zaman da şöyle bir liste var önümüzde. Avrupa'nın en büyük şirketleri sıralamasında Volkswagen birinci sırada yer alıyor. Ama ondan önce bu listede 93. sırayla Koç Holding'i görüyoruz. Koç Holding baktığımız zaman 22.957 milyar euro ile 22.957 yani 23 milyar euroluk bir ciro ile Avrupa'nın 93. şirketi olmuş Koç Holding 500 arasında. Şimdi ilk 500'e baktığımızda kim birinci diye baktığımızda Alman Volkswagen firmasını görüyorsunuz. Toplam cirosu. Alman Volkswagen'in toplam cirosu 250.2 milyar euro. Bakın yani Koç Holding'in toplam cirosu baktığımızda 237, Alman Volkswagen 250.2 milyar euro olduğunu görüyoruz. Pardon, Koç'un 22.96, Alman Volkswagen'in 250. Kaç katı bakın? 25.4. Yani 10 katından daha fazla dünyanın en büyük firması. Shell firması ikinci sırada yer alıyor. 221 milyar 651 milyon euro ile yani 222 milyar euro, 250 milyar euro. Yine aynı şekilde İsviçreli firma yer alıyor. Yine Alman Uniper firması 163 milyar euro. Total Enerji firması, Fransız firması 156 milyar euro ile 5. sırada yer alıyor. Türk şirketleri acaba bu 500'ün arasında nerede? Dedik ya Koç Holding 22.96 milyar euroluk değeriyle 500 firma arasında 93. sırada. Burada Tüpraş'ı görüyoruz mesela. Tüpraş 10 milyar euro ile 223. sırada. Bu bilgiler önemli. Tüpraş 10 milyar euroluk bir değere sahip şirketimiz, cirosu. Şimdi en büyük şirketler arasında cirosal bazda, yani gelirler bazında. Türk Hava Yolları 316. sırada, Türk Hava Yolları'nın toplam cirosu 6.29 milyar euro. Bakın Koç 23 milyar euro, Türk Hava Yolları 6.29, Tüpraş 10, Türk Hava Yolları 6.29, sonra Anadolu grubu var, Anadolu Efes grubu. Anadolu grubunda 5.48 milyar euro. Ford Otosan'a baktığınız zaman Ford Otosan'ın 4.71 milyar euro. Arkasından BİM marketler 4.67. BİM'in sıralaması 395. Artık Türk Hava Yolları 316. sırada, Anadolu grubu 346. sırada, işte BİM 395. sırada. 400'lerde kimler var? Mesela 403. sırada
4 milyar 52 milyon euro ile Arçelik var. Ve 404. sırada da Erdemir Demir Çelik şirketi var. Bu da 4.5 milyar euro. Demek ki Türkiye'nin ilk 500'ünde yer alan Koç Holding, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Anadolu Grubu, Ford, BİM, Arçelik ve Erdemir'i görüyoruz. Bunlar arasında ilk 100'e girmeyi başaran 93. sırada giren Koç Holding'in cirosu toplam 22 milyar 96 milyon euro, yani 23 milyon euroluk bir Koç Holding var. Şimdi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, tabii ki kendisiyle ilgili çok güzel karikatürler var. Avrupalı karikatüristler bu dönemde oldukça maharetlerini gösteriyorlar. Ve Avrupa Merkez Bankası Lagarde en iyisi bir karşı ateş yakmak demiş ve ateşi yakmış. Bu aslında Macron'un milli gelirin %100'üne ulaşan, yani 2.5 trilyon euro kamu borçlarını temsil eden sandık. Şimdi Macron'un üzerinde ciddi bir borç var, kamu borcu var. Bu borç nereden geliyor biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Avrupa'da dikkat ederseniz enflasyonun en düşük olduğu, yani kötülerin içerisinde en iyisi Fransa. 6.1'lerde bir enflasyon. Avrupa'daki bu düşük enflasyonun ve bir anlamda vatandaşın gazını alabilmek, vatandaşın refah seviyesini yükseltebilmek için çok fazla sübvansiyon yapıyor. Devlet, enerji şirketleri başta olmak üzere ciddi destekler veriyor ama bunun karşılığında da Macron'un omuzlarında ciddi bir yük var. Ne yükü var? Kamu borcu yükü. Şimdi kamu borcu yükü 2,5 trilyon euroya ulaşmış. 2,5 trilyon euro. Tabii kimin bu rahatsız eder? Avrupa'nın kasasının başındaki Lagarde'ı rahatsız eder. Lagarde da böylelikle kamu borçlarını temsil eden bu sandığı enflasyon ve faiz artışı yangınlarından koruma çabasında Macron ne yapmış? Christine Lagarde da ateşi yakmış. Hadi bakalım demiş. İşin içinden çıkabilirsen Macron'u ateşe atıyorlar ve faiz artışına sevinen kimse yok. Ciddi bir acı reçete var, ciddi bir acı ilaç var. Bu arada Fransa demişken, Fransa'da enflasyon dedik ya, diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi durumda. Baktığımız zaman gene Fransız basınından bir haber var. Neden komşuların diğer ABD üyelerinden daha başarılı olduğuna bakarsak eğer, gaz ve elektrik fiyatlarına bir sınırlama gelmiş, vatandaşa enerji yardımı yapılıyor, ciddi bir enerji yardımı yapılıyor. Yakıda sübvansiyon sayesinde özellikle enerji firmalarının zararları karşılanıyor. Fransa enflasyonu dizginlemekte diğer ülkelere göre iyi durumda ama kamu maliyesinin, az önce de söyledim, 2,5 trilyon euroluk bir borcu oluşmuş. Yani devletin borcu o kadar artmış ki bu tabii ki Fransa'daki kamu borcu, Fransa'daki bu dağıtılan eurolar tabii ki Avrupa Merkez Bankası'nı da ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın politikalarını da ciddi anlamda tedirgin ediyor. O anda fitili ateşlemiş Lagarde Macron'u ateşe atıyor. Hadi bakalım bir reklama gidelim, sonra devam edeceğiz. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabah ekranında tabii ki Avrupalı karikatüristlere hakikaten gün doğdu. Krizler, Avrupalı liderleri bayağı bir malzeme yaptı, karikatüristlerin malzemesi yaptı. Bu anlamda hakikaten Avrupa'da çalışacak personel de bulmakta ciddi sıkıntılar çekiliyor. Özellikle iyi maaşlı, çevreye saygılı, dolgun maaşlı gelişimine katkıda bulunacak ve boş zaman bırakan, yine dolgun maaşlı, evinden çok uzakta olmayan, yine dolgun maaşlı bir iş arıyor. Yani herkes iş arıyor ama herkes dolgun maaşlı iş arıyor. İyi para kazanmak istiyor. Patronlara soruyorlar. Biz evime ekon olsun ama dolgun maaş olsun. İşte benim boş zamanım çok olsun ama dolgun maaşım olsun. İşte gelişimime katkı olunsun ama dolgun maaşlı olsun. Tabii patronların da buradaki tepkileri bu karikatürü de dile getirilmiş. Yani Fransa'da başta olmak üzere Avrupa'da öyle çok yardımlar yapıldı ki bu pandemi zamanında
İşsizlik sigortaları paraları da çok yüksek olduğu için niye insanlar bu ücretlerle çalışalım şimdi diye kendi kendilerine soruyorlar ve çalıştıracak adam bulamıyorlar, öğretmen bulamıyorlar, şoför bulamıyorlar, okullardaki servisleri çekecek ve asgari ücretle de kim çalışır sorusunu beraberinde getiriyor. Şimdi yine Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nı gene karikatürün kahramanı yapmışlar Avrupa'da. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen. Sevgili editörüm çok sever von der Leyen, Tuğba Aşıcı. Hep ondan böyle övgüyle bahseder. Tabii ki biz burada gömme niyetinde değiliz kendisini. Çok değerli bir, özellikle tıp eğitimi ve diğer eğitimleriyle ilgili bilgi aldım Tuğba'dan. Çok ciddi eğitimler almış. Başarılı bir aslında Avrupa Birliği'nin başbakanı baktığınız zaman kendisi. Hostes kılığında yapmışlar von der Leyen'i. Avrupa Komisyonu Başkanı, kemerlerinizi lütfen bağlayın, sert türbülansa gireceğiz diyor. Çok da çirkin çizmişler bunu ama. Kime söylüyor bak mesela bunları? Diyor ki Alman Başbakanı Scholz hiç mutlu değil. Alman Başbakanı'nın suratı asık vaziyette, hiç mutlu değil. Öbür taraftan Orban ters ters bakıyor. Macaristan Başbakanı Orban, aslında Avrupa Birliği'ndeki Rusya ile ilişkileri olan Putin'le dostluğu var Urban'ın, ama ters ters bakıyor. Sıkı tutun kemerlerinizi, iniyoruz, sert olacak bu iniş, yani sıkıntılı. Tabii ki burada Macron'a baktığınız zaman Macron'da da aynı şekilde ters ters bakıyor von der Leyen'e. Macaristan'ın Rusya'ya aslında hayranlığına bir atıf da yapılmış burada. Macaristan diyor kardeşim benim Rusya'yla sıkıntım yok, herhangi bir sorunum yok bu anlamda. Sorunlar zaten en çok muhalefet oradaydı. Macaristan'ın ciddi anlamda bir direnci söz konusuydu. Şimdi Avrupa'da iflaslar yaşanabilir. The Economist, biraz eğlendik ama şimdi biraz da gerçeklere bakalım. Avrupa kendi kendine eğleniyor. Bir taraftan da Avrupa'da iflaslar yaşanabilir. Bu Avrupa ülkeleri enerji krizini aşmak için yanlış önlemler alırsa önümüzdeki yıllarda iflaslar yaşanabilir. Ve özellikle gaz ve elektrik harcamaları yıl boyunca 1.4 trilyon euroya ulaşmış. Son yıllarda 7 kat arttığını hatırlatmakta fayda var. Enerji krizi siyasi ve ekonomik bir boyut kazanırsa eğer ki kazanmak üzere, Avrupa'nın her yerinde işletmeler iflas eder. İşletmelerin iflas etmesi, nüfusun aslında gelirlerinin düşmesi ve harcamaların artması, İngiltere'deki ailelerin %14'ü daha şimdiden faturalarını ödeyemiyor. İngilizlerin %14'ü şu an faturalarını ödeyemiyor. Enflasyon çift hanelerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Almanya, geçtiğimiz hafta söylemiştim, 65 milyar euroluk bir teşvik paketi açıklamıştı. Destek tedbirleri alacağını söylemişti. İngiltere 100 milyar poundluk bir destek paketi açıklamıştı ve 2500 sterlinde sınırlamayı planlamıştı faturaları. Ve en popüler taktik elektrik faturalarını dondurmakta bulmuştu İngiltere bu anlamda. Fransa'nın da bunu yaptığını söyleyelim. O yüzden Fransa'nın 2,5 trilyon euroluk bir kamu borcu da artmış vaziyette. Ve aslında Avrupa'daki merkez bankalarının üzerindeki yük çok fazla. Şimdi buradaki yük tabii ki tüketicilerin de omuzlarına binecek. İşletmeler sarsılırken, durgunluk beraberinde gelirken aslında bu kaos firmaları olduğu kadar vatandaşları da olumsuz yönde etkileyecek. Şimdi bunlar olurken acaba ne oluyor? Avrupa'daki bu enerji krizi, özellikle iflaslar Avrupa'ya nasıl etkileyecek? Hadi hep beraber bir bakalım. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, bir Alman radyosuna yüksek enflasyon, ekonomide resesyon ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nagel, ECB Yönetim Konseyi'nin 8 Eylül'de 3 temel politika faizini 75 baz puan arttırma adımı açık bir işaretti ve enflasyon tablosu aynı kalırsa daha net adımlar takip etmelidir dedi. Joachim Nagel ayrıca fiyatlarda artışın hızlanacağını ve enflasyonun aralıkta %10'un üzerinde zirveye ulaşabileceğini söyledi. Evet, Almanya Merkez Bankası Başkanı uyarıyor. Bakın iyi değil bu gidişat gidişat değil diyor. Hani biz demiyoruz bunu sadece. Avrupa basını söylemiyor. Almanya'nın Merkez Bankası Başkanı da böyle ifade etmiş. Aynı zamanda Almanya'da enerji sektörünün de büyüdüğünü görüyoruz. Neden? Çünkü Almanlar bakın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla, Almanların genelde şöyle bir özelliği var. Çok disiplinli ve hızla
değişim geçirebilen, başkalaşım geçirebilen, kendine çıkış yolu bulabilen bir ülke hemen reform yapıyor, hemen tedbirleri uygulamaya koyuyor ve Almanya muhtemelen önümüzdeki sene Avrupa'daki krizi ilk sırada atlatacak olan ülke. Bunun bugün imzasını burada atarım. Almanya'daki özellikle enerji sektörü büyüklüğüne baktığımız zaman 2022'de 730 milyar euroya ulaşmış. Bakın 730 milyar euroya ulaşan 2020 yılının 2019 son 2020 yılında bunu görüyoruz. Yani 730 milyar euroya ulaşmış. Bunun 2027 yılında bakın neredeyse 1 trilyon euroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Şimdi 2027'de 2019'a göre %51 artış var ve 300 milyar euro ilaveyle 930 milyar euro. Ben 1 trilyon euro dedim ama 926 milyar euroya ulaşacak bu koyu yeşilli olan bölgede. Aslında İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'da da ikinci sırada geliyor. Özellikle Almanya'nın enerji sektöründe enerji sektöründe 72.797 şirket faaliyet gösteriyor. Bakın sadece enerji şirketlerinin sayısı Almanya'da 72.797. 73 bin şirket neredeyse Almanya'da enerji konusunda faaliyet gösteriyor. Enerji sektöründe özellikle yatırımları en çok olan İtalyanlar, sonra Fransızları görüyorsunuz, İspanyolları görüyorsunuz, İsviçre'yi görüyorsunuz ve bu şekilde devam ediyor. Özellikle ama Almanya'nın başta yenilenebilir enerji olmak üzere enerji sektörüne yatırımlarının çok artırdığını, neredeyse 1 trilyon euroluk yatırıma yaklaşacak 2027 yılında. Ama tabii ki bu kış nasıl geçecek? Herkesin derdi bu kışı geçirmekte. Şimdi dünya enflasyon ortalamalarına bakalım. Hazır enflasyonla konuşmuşken dünyada gayri safi milli hasıla ağırlıklarına göre ortalama enflasyon 2022 3. çeyrekte %9 olması bekleniyor. Beklenen birinci çeyrekteki enflasyon 7, ikinci çeyrekteki dünyadaki ortalama enflasyon 8.6, üçüncü çeyrekteki enflasyon oranı %9, dördüncü çeyrekte yani Ekim-Kasım-Aralık döneminde 2022'nin beklenti 8.3 seviyesinde enflasyonda, beklenti bu durumda. Tabii ki Türkiye'de resmi enflasyon sadece gelişmiş ülkelerin değil, dünya ortalamasının da ne kadar üzerinde biliyor musunuz? Tam 9 kat üzerinde diyoruz. Enflasyon oranı ortada. Sedat Epli stüdyoma geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Günaydın Sedat. Enflasyonda bütün dünya ortalamasının 9 kat üzerinde bir enflasyona sahibiz 3. çeyrek itibariyle. Hadi diyelim, sözü sana verelim. Senin de bahsettiğin gibi enflasyonda ciddi anlamda aslında makasın açıldığını görüyoruz dünya ile aramızda. Bunun biraz daha böyle kapatılmasına yönelik hamleler yapılmaya çalışıyor ama diğer anlamda biliyorsunuz ki bir seçim süreci var. Seçim sürecine giderken biraz daha büyüme tercih edildiği için biraz daha bu yüksek enflasyonu yaşayacağımızı hep beraber görüyoruz. Zaten orta vadeli planda da açıklandı. Evet. 2022, 2023, 2024'te de biz çift haneli enflasyonla yolumuza devam edeceğiz. Evet, 2022 yılı için %65'lik bir enflasyon tahmini yapıldı. Dediğim gibi 2025'e kadar çift haneliyi sürdüreceğiz. Bu anlamda baktığımız zaman özellikle dün borsa tarafına geçelim istersen. Borsada... Rekor! Bu yüksek enflasyonist ortamda özellikle borsanın rekor üstüne rekor kırdığını görüyoruz. Aslında bu noktada bazı enflasyonist yüksek olan ülkelerle de benzerliklerimiz olduğunu biraz sonra bakacağız zaten. Evet. Burada %3,63'lük bir artışta 3.649 puanla Borsa İstanbul BIST Endeksinin kapattığını gördük. Burada en çok işlem gören hisselere baktığımız zaman yine ilk üçte bankacılık endeksindeki hisselerin olduğunu görüyoruz. İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'nin bu anlamda ilk üçte olduğunu görürken diğer tarafta sanayiden, Ereğli'nin ve havacılıktan yine Türk Hava Yolları'nın en çok işlem gören hisseler arasında olduğunu görüyoruz. Bu 5 hisseye baktığımız zaman totalde 45,6 milyar liralık bir hacme tekabül ediyor. BIST'in toplam hacmine baktığımız zaman dün 116,7 milyar liralık, dolar bazında işte 6.4 milyar dolarlık bir bu anlamda işlem hacmine sahip olduğu BIST endeksinin, hatırlatalım. Diğer anlamda baktığımız zaman bankacılık endeksinin dün %5,98'lik bir artış yaşadığını gördük. Yine holdingler tarafında ise %4,53'lük bir değer kazanımı mevcuttu. Genel olarak panoramasına baktığımız zaman
en çok yükselenlere baktığımız zaman ise burada 7.64 ile BIST finansal kiralamanın en çok düşenlerin ise %3'ü aşkın bir düşüşle borsada spor hisselerinin olduğunu görüyoruz. Burada en çok yükselen ve düşen hisseleri görüyoruz. Yine baktığımız zaman bankacılık endeksindeki hisselerin özellikle devlet bankalarının yine ön planda olduğunu görüyoruz. Aslında bu alta indiğimiz zaman %9'u aşan yükselişlerin daha fazla olduğunu görüyoruz ama ilk 5'i alalım dedik bu noktada. Diğer tarafta en çok düşenler hisselere baktığımız zaman yine Alarko Holding, yine Ziraat GYO gibi hisselerin aslında çok ciddi düşüşler olmasa bile bu noktada %2 aşan bir değer kaybı olduğunu Alarko Holding'de görüyoruz. Yine Ziraat GYO'da %1,8'lik bir değer kaybı mevcutken çünkü Ziraat GYO aslında ciddi anlamda yükseliş de kapatmıştı son 2 gün kapanışta. Burada biraz daha kar realizasyonu diyebiliriz. Bunlar aslında kötü olduğunu göstermiyor. Günlük kar bazdaki satışları olduğunu gösteriyor. Bu kadar net ki bu. Evet. Bir çok düştü, çok kötü bu hisseler değil. Sadece buralar zirveye geldiği için, değerlemesini oluştuğu için burada bir satış gelmiş. Kar satışları yapılmış. Birileri para kazanacak yani kar elde edecek, karlarını revize edecekler. Borsada sektörel ve ulusal olarak baktığımız zaman 67 tane sektörün endeksin pozitif anlamda kapattığını, sadece 4 endeksin negatif anlamda kapattığını görüyoruz. BIST 100 endeksi arasındaki hisselere baktığımız zaman ise 86 hissenin pozitif anlamda kapattığını görürken sadece 14 hissenin negatif anlamda bir gün içi kapanışı kapattığını yine hatırlatalım seyircilerimize. Borsa İstanbul'un genel olarak dünkü panoraması bu şekilde. Yine rekor kırdık ve yine gayet keyifli bir şekilde Borsa İstanbul yoluna devam ediyor. Bir de şimdi enflasyonist ortamla girdik konuya. Çünkü herkes soruyor diyor ki yani borsa daha fazla ne kadar yükselecek? Neden bu yükseliş sürüyor diye. Çünkü baktığımız zaman aslında bilanço döneminden sonra biz de bir sağlıklı bir düzeltme bekliyorduk ama bunun olmadığını gördük. Bunun aslında en büyük sebebi enflasyonist ortam ve fiyatlama yapamama. Yani aslında bir şeyi fiyatlamakta zorlanabiliyoruz. Bunu hangi ülkede ortak olarak bakabildiğimiz dediğimiz zaman Arjantin çıkıyor ortaya. Çünkü Arjantin'de biliyorsun ki bize benzer bir şekilde yüksek enflasyonla mücadele eden bir ülke. Onunla ilgili bir grafiğimiz var. Bakalım. Yönetmenim Burçin ekrana yansıtırsa burada gördüğünüz gibi Borsa İstanbul ve Arjantin borsasının karşılaştırması, kıyaslamasını görüyoruz. Burada özellikle baktığımız zaman 2021 yılından bu yana benzer bir hareket olduğunu görüyoruz. Arjantin borsası ile Borsa İstanbul arasında özellikle burada Temmuz ayı ile beraber yükseliş trendine haftalık olarak bu grafik. Burada maviyle gözüken grafik Arjantin borsasını temsil ederken yeşille gözüken mumlar ise Borsa İstanbul'u temsil ediyor. Aslında baktığımız zaman fiyatlamada burada yüksek enflasyonist ortamda fiyatlamanın aslında nereye kadar gidebileceği çok kestirilmeyen bir durum. Ve bizim biraz daha Arjantin borsasıyla kıyasladığımız zaman biraz daha geride kaldığımızı görüyoruz. O yüzden bu yükselişin devam edebilmesi çok muhtemel. Çünkü bakıyoruz 40 bin puanlardan 144 bin puanlara gelen bir Arjantin borsası mevcut. Biz de baktığımız zaman yine 1200 puanlardan yine 3600'lere çıkan bir Borsa İstanbul olduğunu görüyoruz. O yüzden aslında bunun en önemli sebebinin yüksek enflasyonist ortam olduğunu söyleyebiliriz. Aslında enflasyonla borsalar biliyorsun çok severler birbirlerini. Yüksek enflasyon ortamında borsalar yükselişe geçer. Bunun sebebi zaten ortada. Sonucu. Evet. Diğer bir veriye geçelim istersen. Orada dün özellikle biliyorsun ki inşaat maliyet endeksi açıklandı. Evet. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Neden inşaat maliyet endeksi önemli biliyorsun. Bakan Nebati 250 bin adetlik bir konut projesi başlatılacağını açıkladı. Bu anlamda 1.5 trilyonluk bir ekonomiye bir katkı sunulacağını ve 250 alt sektörün bu anlamda bundan pozitif anlamda etkileneceğini söylemişti. Burada inşaat maliyet endeksine baktığımız zaman Haziran ayında biraz bir yataylaşma olurken bu anlamda baktığımız zaman %6,46'lık bir artış ile 114,74'lük seviyeye yıllık bazda artışa tekabül ettiğini görebiliyoruz. Bunu tabii konut maliyetlerini artıracağını söyleyebiliriz. Evet, evet. Yani aslında burada inşaat maliyetlerde ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Alt kırılmana bakalım istersen. İnşallah bu bitmiş konutlara yani hazırdaki konutlara yansımaz. Yani hazırdaki konutlarda zaten bu fiyatlanmış oluyor, içinde olmuş oluyor. Çünkü baktığımız zaman işte sektördeki insanlarla konuştuğumuz zaman maliyetlerin aslında %2, %300 civarında arttığını son bir iki yıllık dönemde. Ya artıyor sonuçta bir piyasa var. Yanlış. Yani sadece bitmiş konut üzerinden görmemek lazım. Sonuçta bir piyasa yapılan var. Yapılan konutların fiyatı arttı diye yapılmış olan konutların fiyatı da artıyor. Bu yanlış, kesinlikle yanlış. Bunu kabul etmek mümkün değil yani.
Yani şöyle baktığımız zaman inşaat, bina inşaatı ve bina dışı inşaatlar olarak gördüğümüz zaman alt kırılımlarla özellikle işçilik maliyetinin %83,89'luk yıllık bir artış olduğunu görüyoruz. Burada aylık bazda %27'lik bir artış söz konusu işçilik maliyetlerinde. Bu arada vasıflı usta, eleman, çırak falan bulmak da çok zorlaşıyor. Evet, evet. Kesinlikle bu anlamda nitelikli inşaat işçisi de bulmak zor. Ve burada Temmuz ayındaki yükselişin işçilik maliyetinde ciddi bir yükseliş var. Bu tabii ki asgari ücrette biliyorsun bir ara zam geldi. Bunun da inşaat sektöründe işçilik maliyetlerine yansıdığını görüyoruz. Evindeki bozulduğu zaman tamir edecek usta bulamıyorsun bugün. Evet. Bulduğun zaman minimum bir lastik conta değiştirmeye 100 TL para alıyorlar senden. Evet, doğru. Neden bulamıyoruz? Çünkü ülkede meslek lisesi bitti. Meslek lisesini bitirirsen ülkede işte al işte usta, çırak bulamıyorsun. Yetişmiyor, gelmiyor, kalfa yok. Yani musluk tamircisi, elektrikçi bunları artık eskiden yapardık evlerimize. Şimdi kendi kendine yapabileceğin, vatandaş olarak yapabileceğin şeyler de değil bunlar. Yani bu maliyetlerin yükselmesi, özellikle emeğin maliyetinin yükselmesi son derece doğal. Evet, kesinlikle dediğin gibi nitelikli insanın bulunmaması bu noktada ciddi anlamda işçi maliyetlerini de arttırdığını yine hem senin söylemlerinden hem de rakamlarda görüyoruz. Yaşıyoruz günlük hayatımızda. 100 TL'ye conta değiştirdim geçen gün. Biraz içim acıdı yani. Doğru, doğru kesinlikle. Para ben çıkınca de, insan üzülüyor. Evet, ben de geçen yani doğalgazla ilgili bir problem oldu. Bir usta çağırdık. Sadece bakması 300 TL yani. Ciddi anlamda maliyet artışı oldu. Yuh diyorum, başka bir şey demiyorum. Devam edelim. Burada malzeme boyutuna baktığımız zaman yüzdelik anlamda %1,29'luk bir artış söz konusu. Bina inşaatlarında bu artışın toplam anlamda 110,56'lık yıllık bazda artışa tekabül ettiğini görürken diğer anlamda bina dışı yapılan inşaatlarda ise %129,10'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Aslında burada bina dışı yapılan inşaatların bina inşaatlarından daha fazla maliyetli bir duruma geldiğini, buradaki fiyat artışının daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Genel olarak inşaat maliyet endeksi de bu şekildeydi. Aslında belediyelere bir çözüm yolu söyleyelim aslında. Belediyeler böyle halk eğitim merkezleri gibi merkezlerde conta nasıl değişir, sigorta nasıl değişir bunları bir şekilde öğretmesi, kurslar, eğitimler vermesi bence bir çıkış yolu olabilir. Evet. Ben giderim, direkt giderim. Dün 100 TL'ye verince biraz içime oturdu da o yüzden. Buradan sonra hemen bir o zaman 153'ü arayalım. Hemen yapsınlar vallahi bir şey. Hemen kurslara katılalım, dahil olalım. Devam edelim. Diğer tarafa baktığımız zaman yurt içindeki veri bu şekildeydi. Bir de yurt dışından veriler geldi. Bakalım, veriler İngiltere tarafından yani. Önemli veriler geldi. İngiltere'de büyümenin açıkçası beklentilerin altında bir yavaşlamaya gittiğini gördük. Burada %0,3'lük bir beklenti büyüme beklentisi varken %0,2'lik bir büyüme beklentisi gerçekleşti. Burada daha önce biliyoruz ki Haziran ayında 0,6'lık bir daralma gerçekleşmişti. Özellikle Kraliçe'nin vefatından kaynaklı ekonomideki biraz daha yavaşlama 10 günlük ve mola. Evet, o molanın ciddi anlamda İngiltere ekonomisine ağır bir bedeli olacağını ve muhtemel ihtimalle 3. çeyrekte İngiltere ekonomisinin resesyona girme tahmini olduğunu yine hatırlatalım. Yani Avrupa'daki aslında ekonomik kriz özellikle İngiltere bunu kraliçelerinin vefatıyla katmerli olarak yaşıyor. Kraliçe giderken böyle bir krizi de artırarak gittiğini de söyleyebiliriz. Evet, yani Liz Truss'ın bu konuda yeni gelen başbakanın biliyorsun ki enflasyonu biraz daha dondurmak adına enerji fiyatlarını donduracağını ve daha fazla artırım yapmayacağını Ekim ayında söylemişti. Burada 3. çeyrekte evet enflasyonda biraz daha durulma, yavaşlama olacağını göreceğiz belki ama resesyonun da bu anlamda geldiğini. Fransa'da 2,5 trilyon euroluk bir kamu borcu oluşmuş. Muhtemelen İngiltere'de bunun çok daha fazlası olacak. Evet, evet senin de dediğin. Yani bir maliyeti var. Yani devletin sübvanse etmesinin kamu borçları üzerinde bir yükü, bir maliyeti olacak, ağır bir bedeli olacak. Hani İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrı ama Fransa ve diğer ülkeler bunu merkez bankalarının üzerinde ciddi anlamda hissettirecekler. Evet. Lagarde kulağını çekecektir muhtemelen bazı liderleri. Ne yapıyorsunuz siz bakayım böyle ha? Sanayi üretim verisi geldi ayrıyetten İngiltere tarafında. -0,3'lük bir sanayi üretim verisiyle karşılaştık. Buraya baktığımız zaman yine aslında 0,2'lik bir artış beklentisi vardı piyasada Selvi Altınkaya. Beklentilerin altında bir yine sanayi üretiminde daralma olduğunu gördük. Beklentilerin altında bir rakam geldiğini gördük. Aslında sanayi devrimini başlatan ülkedeki sanayi üretimi ne kadar kötü duruma geldiğini ve bu anlamda piyasaların beklentilerin altında kaldığını görüyoruz. Son gelen Temmuz ayı verisinde. Aslında ağır sanayi hamlesinin Türkiye için yıllar önce hedef koyulan ağır sanayi hamlesinin
burada mesela Necmettin Erbakan'ı rahmetle anmak istiyorum ben. Ne kadar önemli olduğunu gösteriyoruz. Mesela Mustafa Kemal Atatürk de aynı şekilde demir çelik fabrikalarını o tarihte kurması ve bunların devamı yönündeki siyasi liderlerin de aynı pozisyon alması Türkiye'nin aslında bugün geldiği noktada ne kadar doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Evet, evet. Açıkçası ben şunu da düşünüyorum. Şu anki bizim sanayi anlamındaki gücümüz olmasaydı biz çok daha kötü durumda olabilirdik. Kesinlikle. Şu anki turizm gelirde ayakta kalma şansın yok. Evet, evet. O da dönemsel. Covid oldu, of, eller havaya. Evet, Covid döneminde özellikle sanayinin devam ettiğini gördük. Tabii, fabrikalar çalışıyor. Burada yani evet. İnsanlar sonuçta evlerinde bile olsalar bu fabrikaların demir çelik başta olmak üzere gördüğüm için o fabrikaları çok iyi biliyorum. Evet, durması sen de daha mümkün değil. Yani, real durması sektörü. Mümkün değil çünkü onların ısıtmanın bir maliyeti var. Sürekli sıcak kalmak zorunda. Özellikle fırınların. Evet. Arıl arıl uyanıyor onlar. Çalışıyor çünkü. Tabii ki. Çünkü genel olarak baktığımız zaman o siparişlerin uzun dönemli siparişleri olduğunu biliyoruz. Tabii. Yani bir anda o fabrikayı kapatmanın, durdurmanın yani maliyeti çok zaten fazla oluyor. Dikkat edersen bazı fabrikalarda organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintileri olmuştu. Kim hariç? Bu ağır sanayi, demir evet. işletmeleri hariç tutulmuştu. Şimdi Avrupa bu haftaki yani özellikle bugünün ekonomik takviminde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verisi. Ona kilitlenmiş vaziyetteyiz. Saat 15.30'da bir Amerika'daki enflasyon rakamları açıklanacak. Peki evet. Ne var onun dışında diye bakarsak? Yani burada özellikle saat 2.50'de Japonya tarafından, Asya tarafından verilerin geldiğini gördük. Burada Japonya'nın üretici enflasyon verisi geldi. Üretici enflasyon verisi Japonya'da daha önce %8,6 olarak gerçekleşmişti. Şimdi? Ağustos ayında geldiğimiz zaman %9'luk bir veriyle karşılaştık. Burada aslında önceki veri %8,6 iken %9'a revize edildi. Burada aslında baktığımız zaman genel olarak aynı yatay bir üfede bir yataylaşma bir olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere tarafında yine işsizlik rakamları gelecek. %3,8'lik bir rakam daha önce gelmişti. Burada önemli olan Ağustos ayı Almanya'nın final tüketici enflasyon verisi daha önceki öncü veri 7,9 ne olarak demek, gerçekleşmişti. Yani daha önceden öncü veri gelir. Örnek veriyorum Ağustos ayı biter bitmez öncü veri gelir. Ardından bir iki hafta sonra final verisi gelir. Yani aslında 7,9'luk bir veri zaten gelmişti. Net olarak bugün bugünkü alacağımız net olarak veri. Almanya'nın Ağustos enflasyon evet. rakamını da görecek miyiz? Evet, göreceğiz. O zaman Almanya ile bugün kriterimiz Amerika'daki enflasyon rakamı. Evet, burada Türkiye açısından da önemli veriler var. Saat 10'da özellikle perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri yurt içinde takip edeceğimiz önemli veri akışları olacağını hatırlatalım. Yine Euro bölgesi tarafından ekonomik düşünce kurulu olan ZEV endeksi açıklanacak. Bunlar yine Euro bölgesi tarafından takip edilmesi gereken önemli veriler olduğunu söyleyelim. Bu perakende satışlar Türkiye'deki bu PMI'lerden mi bahsediyoruz? Yok, perakende satışlar biraz daha tüketicilerin. Tüketicilerin aslında evet, alım gücüyle ilgili. Alım gücüyle ilgili. Bu da aslında Türkiye'nin Eylül ayı enflasyonunda göstergesi olacak. Evet, öncü kesinlikle. Göstergesi olacak. Enflasyon anlamında. Bunu belirtelim ki o çok anlaşılsın istiyorum. Tüketici harcamaları noktasında biraz daha bize işaretler, emareler evet, verecek Almanya, bir durum. Almanya özellikle enflasyon, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ağustos ayı enflasyona bakacağız ve bu şekilde bugünü de tamamlayalım. Son sözün. Genel olarak şunu söyleyelim, ABD'deki Ağustos ayına ilişkin tüketici beklentileri New York PMI'nin, New York Fed'in aslında yaptığı %6,7'lik bir beklenti vardı. Burada Temmuz ayındaki bu rakamdı. Baktığımız zaman Ağustos ayında bu rakamın %5,7'ye çekildiğini görüyoruz. Aslında Ağustos ayında kısa vadeli 12 aylık enflasyon beklentilerinde düşüş olduğunu ABD tarafında hatırlatalım. Evet Sedat Epli, sana çok teşekkür ediyorum. Sedat'la beraber bu saat diliminin de sonuna geldik. Sedat Epli ve araştırma ekibimiz sizler için rakamları yorumlamaya ve analiz etmeye devam ediyor. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra para, özellikle altın piyasaları ile ilgili para ve emtia piyasaları uzmanı sevgili Mehmet Ali Yıldırım Türk'le piyasaları analiz edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.